kuru yönetime el koydu, onu başkan yaptı. İyi yaptınız. İyi yaptınız. Berkay başkan yardımcımız. Tamam. Da genel sekreterimiz. Evet. Bir de ufak bir hediyemiz var, kabul edersiniz. Devam edelim. Branşımıza özgü. Tamam. Ayakta başkanım. Yardımın karşısında. Böyle ya. Ya bu nereden abi, senden korkmayın. Ne adamsın ya. Ne organize eder bunlar ya. Valla İran başkanı, rahmetli İran başkanıma da böyle yedirdim ya. Öyle mi? Onunca resmi var. Başkanımın ilk görüşünü yapacak evet. Arkadaşlar. Evet. Alkışlar. Evet, daha bir şey. Tamam. Böyle, böyle. Tamam. Başka bir yumruk atın. Tamam. Gel bir çakayım sana. Hoş geldiniz. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu bugüne kadar göstermiş olduğum başarılarınızdan dolayı beni çok onurlandırdınız. İnşallah bu başarılarınızın her zaman devam etmesini gönül içtenlikle söylüyorum. Ama her şeyden önce çalışmak gerekiyor. Derslerinizi, okullarınızı ihmal etmeyin. Dersler birinci, spor ikinci. Ama her ikisini de birlikte götürüyorsanız ne kadar güzel bir şey. Hepinizin bundan sonraki başarılarınız için tam destek olarak Gençler Birliği Başkanı olarak Murat Çağcı olarak sizlere söz veriyorum. İnşallah başarılarınızın sonsuza kadar devam etmesini en içten arzularımla temenni ediyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Neymiş bu? Vay vay vay. Sen şimdi hangi sporcusun? Nereden? Yüzücü müsün? Nesin sen? Ne yapıyorsun? Ben şimdi... Yüzme başkanı. Yüzme. Yüzme. Başkan, müsaade ederseniz evet. Arkadaşlarımız böyle kısaca hem grup olarak kendilerini bir tamam, tanıtsınlar. Tabii ki. Tabii. Böyle başlayalım o zaman. Başkanım, başkanım bir özet söylüyorum. Evet. Amatör branşlarda bütün branşların hocalarıyla birlikte arkadaşlar buraya gelmiş bulunuyor. Başkanım onları hepsi hoş geldi. Buyuracak. Şeref verdiler. Evet. Kickbox'ta hocalarımız merhaba. Sevim Özcan. Sevim Özcan. Başak. Başak. Merhaba. Eskrimde Ceyda Dönmez. Merhaba Ceyda. Teşekkür ederim. Evet. Yüzmede de Onur Sağlam. Hacı merhaba. Bocce. Bocce Bowling'de Habib ve Fahrettin Kaya. Merhaba. Atıcılık'ta Murat Uzlaş. Merhaba. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. Böyle gencecik çocukları böyle başarılara başarılara şey yaptığınız için hepinizi canı gönülden kutluyorum. Hepinizi. Evet. Onur sen de birkaç bir şey söyleyeceksin herhalde. Başkanım ben biraz yüzme branşımızdan size bahsetmek istiyorum. Evet. Yüzmede buradaki Ankara şampiyonlarımız evet. Yüzme özel sporcular. Tabii, daha önce gelmişler zaten. Modern pentatlon branşımız var ayrıca. Onda da atış, eskrim, yüzme, koşu, binicilik var başkanım. Bunlar Türkiye'de başarılı sporcularımız var. Baraj geçmiş sporcularımız. Down sendromlu Berkay Orak var tanıyorsunuz. Tanıyorum tabii daha önce gelmiştim. Hatırladın mı? Gelmiştim hatırlıyor musun? Biz evet. Başkanım bir 2010 yılında Cemalettin Hocam'la birlikte o zaman merhum başkanımız İlhan Cavcıoğlu'la birlikte böyle bir organizasyon yapmıştık. Evet. Şimdi o çocuklar büyüdüler. İşte bizim ufacıklar şimdi kocaman oldular yaklaşık bir 6 sene önce. Şimdi de o ufak çocuklarımız büyüdü. Şimdi Duru gibi ufak çocuklarımız büyüyecek. Gençler Birliği her zaman var olacak. İnşallah. Yüzme takımımızda inşallah destekleriniz hep iyi yerlerde olacak. Biz de burada olduğumuz müddetçe her zaman bu desteklerimizi sizler için hiç esirgemeden değerlendireceğiz. Bundan şüpheniz olmasın. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Fahrettin Bey, bowling. Bowling olarak bir anlatırsan. Bana söyle. Habib, kaptan olarak. Evet. Ablanın yanında istiyorsun. Durun ablası da buraya gelsin. Ablasını istiyormuş. Gel bakalım sen de. Ben ablamın yanına gideyim demiyor da ablam gelsin. Habib Suhan. Ablasıymış. O da mı yüzücü? Evet. Bowling mi? Öyle de bizde yüzme. Allah Allah. Başarılarını getirdim. Maşallah. Maşallah. Bowling branşından Habib Bal takım kaptanıyım aynı zamanda. 8 yıldır bünyemizde faaliyet gösteriyoruz. Şimdiden bugüne kadar göstermiş olduğunuz destekten dolayı çok teşekkür ederim. Kendi alanımızda bünyemizdeki sporcularla ülkede en çok milli olan, en çok başarılı olan bütün sporcular bizim kulüp bünyemizde. Maşallah. İş sebebiyle ancak 4 kişi katılabildik ama sporcu sayımız 15 kişi.
Destekleriniz olduğu sürece de biz de bu sporda başarılı olmaya devam edeceğiz. Evet. Aktif olarak şu anda hala Türkiye'deki liglerimiz devam ediyor. Çok yarışmalarımız kalmadı ama evet. Müsait olursanız da biz Ankara'da Optum Mavi'deki bowling salonunda liglerimizi oynuyoruz pazartesi günleri. Müsait olursanız siz de oynayın. Tabii inşallah müsait olursam memnuniyetle gelirim. Evet. Teşekkür ederim. Atıcılıktan Muratcığım. Murat Uzdaş, atıcılık takımında hem antrenör hem sporcu olarak belki tribün en yaşlı sporcusu ben olabilirim. 43 yaşındayım. Tecrübeli diyelim. Tecrübeli sporcuyum. Genç arkadaşlara yol göstermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 6-7 senedir özellikle Cemalettin Hocam'ın da desteğiyle branşta faalet içerisindeyiz. Sporcuların tamamı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi bünyesinde yarışmalara faaliyetlerine devam ediyor. Boçça. Seda Kabakçı ben. Boçça kulübü sporcularımızın aslında hepsi gelmek isterdi. Türkiye'de bayağı yeni bir spor değil mi boçça? Aslında yani. Yeni değil. Epey tanınmış ama yani çok çoğu kişi bilmiyor tabii. Duyulma açısından çok fazla hani duyulmadı diyebilirim. Biz aslında daha kalabalığız ama sporcularımız üniversite okuyor. Üniversite okuyor için gelemediler açıkçası. Hepimiz 5 sporcumuz var. 5'i de milli sporcu. Semih ve Sevgi Avrupa şampiyonu, Türkiye şampiyonu oldular. Maşallah. Kırmızı siyah renkleri inşallah sizin de desteklerinizle en güzel şekilde temsil ediyoruz. Maşallah. 2013'te Akdeniz oyunlarında da temsil eden sporcumuz var. Evet. Eskrim Ceyda hocam. Merhaba başkanım, Ceyda Taşkıran. Eskrim branşındayız biz. Eskrim branşında derecelerimiz, birinciliklerimiz, Türkiye şampiyonluklarımız, uluslararası derecelerimiz var. Bu sene Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne bir sporcu, seneye de ikinci sporcumuzu sokacağız. Olimpiyat hedeflerimiz. İnşallah. Bu hedef doğrultusunda kulübümüzle birlikte sizin de desteğinizle sıkı bir şekilde çalışıyoruz. İnşallah. Verdiğiniz imkanlardan dolayı da teşekkür ediyoruz size. Çok gençler için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız tabii ki. Ve bunlar gurur iftar edici olaylar. Çok teşekkür ederim. Evet. Merhaba başkanım. Kickbox takımının... O tehlikeli spor ama sizin kendilerine. Başakır Meydan. takımımızın son zamanlarda çok başarı elde etmesi ve bu kadar parlamasından ötürü milli takım antrenörlüğüne çağrıldım. Geçen sene yani 2016'da milli takım antrenörü oldum. Bu sene de arkadaşımız çağrıldı. Yeşil hocamız gidecek nasip olursa. Ulusal turnuvada Antalya'da yapılan açık uluslararası turnuvada sporcularımız 5 tane birincilikle döndü. Şampiyonlar çıkarttık. Geçen hafta sonu da Ankara'da 3 tane birincimiz var. 2 tane ikincimiz var. Yaşlar kaç yaşında? Kaç yaşındalar arkadaşlar? Gençler ve büyükler olarak şu an biz katılımda bulunduk. Evet. Yıldız ve minik sporcularımız da var. Evet. Ama onların biraz yaş olarak aileleriyle gelmesi gerektiğini düşündüğümüz için buraya evet. getirmedik. Anladım. Büyükler ve gençlerle geldik. 5 senedir biz bu Gençler Birliği adıyla ve başlangıç olarak temelden yetiştirdiğimiz sporcularla başarı elde ettik. Teşekkür ederim desteklerinizden dolayı. Sporcularımız da çok maddi olarak olanakları olmayan arkadaşlarımız kulüp adına dövüştükleri için önleri açılıyor ve şampiyonluklar getiriyorlar. Ben şunu da eklemek istiyorum başkanım. Sadece amatör bir branş olarak sanırım Gençler Birliği'nde tek kulübe kazanç getiren branş olarak biliniyoruz. Futbol okulunun yanı sıra kickboks okulumuz var. Hasan Polat tesislerinde üye sayımız her gün artıyor. Şu an bir 70-75 tane üyemiz var. Hem küçük yaş, minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler olmak üzere gruplarımız var. İki hocayız. İki bayan hocayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Delikanlıları siz mi hazırlıyorsunuz? Evet. Yani çok zor bir branş gerçekten. Mesela birinci olabilmek için kızımız 5 tane maç yapmak zorunda kalıyor. Yani 30-35 maç. Alttan tırmanırken de sakatlıklarla yukarıya tırmanıyor. Bizim branşımız biraz zordur yani. Türkiye birincimiz. Türkiye birincisi. Yani teşekkür ederim. Çok başarılı. Tebrikler. Çok güzel bunlar o zaman bir şeyler mi? Ne yapıyorsun şimdi?